İyi günler efendim. Evet, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle Müslüman aleminin Ramazan bayramını, Ramazan ayını kutluyoruz. Bayram daha gelmedi. Bayramdır ya, girdik. Evet, bugün biliyorsunuz maske takmanın zorunlu olduğu gün, sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkanlar maske takacak. Biz şu anda sokakta değiliz. Maskemizi çıkarttık. Konuklarımızla sosyal mesafeyi, fiziki mesafeyi koruyarak, efendime söyleyeyim. Ve bugün yine koronavirüsüne karşı alınan önlemleri tartışacağız. Muhalefet Partisi temsilcileriyle. Ahmet Gönler aramızda, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sami Dayıoğlu, Tarım Eski Bakanı ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler dış ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu arada canlı paylaştım bağlantımız vardı. Şey yapabilir, takip edebilirsiniz aynı zamanda Facebook'tan. Evet. Ben paylaştım hocam. Evet. Hocam, siz tabii biliyorlar, eski müftümüz, evet. Din İşleri Başkanı. Bir de Ramazan'da hele müftüler siyasi partiden olup da eleştiri yapılabilir mi? Eleştirmek caiz midir? Çok güzel. Öyle başlayalım. Önce başlayalım. Aynen. Öncelikle ben bizi izleyen herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ülkemize, Türkiye'mize ve İslam ümmetine hayırlı olsun. Bu koronavirüsün bir an önce insanlığı terk edip gitmesine niyaz ediyoruz bu mübarek ayda. Tabii en önemli ay, en kutsal ay, 11 ayın sultanı dediğimiz. Neden önemli ay? Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ay olması hasebiyle önemli. Bu soru tabii çok güzel bir soru. Ben Facebook'ta da aktif kullananlardan birisiyim sayfamı. Ve gerektiğinde iktidarı eleştiriyoruz. Gerektiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştiren şeyler paylaşıyorum ve hangi cenaha ait olursa olsun, atıyorum örneğin mesela hükümeti eleştiriyorsam, hükümete yakın arkadaşlar, ya hocam sen işte Diyanet'ten sorumlu başkanlık yaptın, işte Kur'an-ı Kerim var, işte sen bunlardan beni özellikle kimi eleştirirsem onun cenahından olanlar bana böyle söylüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim, ben de diyorsa sen Kur'an-ı Kerim'den ilgilen falan, Kur'an-ı Kerim'e baktığımda Kur'an-ı Kerim bana diyor ki git insanları uyar, insanlara doğru bildiklerini anlat, insanlara tavsiyede bulun. İnsanlar hatta dünyaya gelmiş, geçmiş ve gelecek en büyük reformist dediğimiz devrimci, bunu yabancı felsefe adamları da söylüyorlar. Goethe mesela bunların başında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, peygamberimiz değil diyorlar. Yani reform nedir? Reform yapmaya geldi. Eğer din nasihattır. Yani bunu o anlamda söylüyorum. Yani biz bunu eleştirdiğimizde eleştireceksin tabii. Resulullah bizim peygamberimiz direkt eleştiriyordu. Yani eleştirel bir yapıya sen sahip olmazsan. Peki insanlar... peygamber, tabii Göte'den bahsettiğimizde peygamberimizin hadisi şeriflerinde din adamları veya dini görevde bulunanlar, söylemde bulunanlar, dini temsil edenler sizin gibi taraf tutabilir mi? Parti tutabilir mi? Tabii tut. Bilmem bir tarafı, haktan bir tarafın tarafgiri, diğer tarafın muhalifi olabilir mi? O konuda hadis-i şerifler ne diyor? Onu söylüyorum işte. Yani haktan taraf. Bizim tamam da sizin partiniz direkt haktan taraf. Diğer partiler haktan taraf onlar değil. Onlar da kendiler savunacaklar. Tamam ama siz din adamısınız. Siz dinü siyase diye Resulullah Peygamberimizin sözü var. Din siyasettir. Siyaset tamam yönetmektir. Ama genel siyasettir. Bir partinin siyaseti değil. Görüşlerimizi aktarmanın vesilesidir. Nasıl aktaracağız? Ama şimdi dini dediği zaman adil, doğru, doğru falan diyenler. Nedir bütün siyasi yanlış partilerin şimdi amacı? Sadece sizin partinizin dediği doğru, diğer partiler yanlışsa bu dinen doğru bir şey mi? Merak ediyorum, yanlış anlama, söylemiyorum. Yani bu peygamberimizin hadis-i şerifine göre, peygamberimizin kendi yaklaşımına göre tabii bu doğru bir şey mi? O zaman takım yapıyorlar şimdi futbol takımı falan peygamberimiz zamanında da. Yani peygamberimiz böyle belli noktalarda taraf tutmuş olsaydı peygamber olur muydu herkesin? Uyarıyordu o zaman, parti yoksaydı insanlara uyarı mahiyetinde. Sen
en büyük uyarıcısın diyor Kur'an-ı Kerim. Uyar, kalk yatağından git, insanları uyar diyor. Şimdi de partiler bir vesiledir. İnsanları uyarma vesilesidir ve Yeniden Doğuş Partisi de bu konuda en deneyimli ve en bana göre başarılı partidir. Yo, ben İslam... Yeniden Doğuş sizin açınızda dedim. Siz din adamısınız. İnsanlık amına doğruları, nerede hangi parti olursa olsun doğruları, adili, ben şu anda görevde değiliz ki ben. Şimdi bir partiden görev siyaset yaptığınızda o partinin söyledikleri doğrudur, diğer muhalifler yanlış söyler noktasında bu dinimizin an tabii ki doğru düşür mü? Ya, halk seni bunu takdir edecek. Ayrıca şunu diyorum, ben şu anda görevde olan birisi değilim. Ben emekli olan birisiyim ve ha müftü olsaydım tabii ki bir siyasi partide göre. Yani o kadar ne, şimdi ben ne kadar sadece soruyorum ben yargım yok. Ya cevap vereyim. cevap vereyim ama yani şimdi görevde olsam, Diyanet İşleri Başkanı olsam, yani Din İşleri Başkanı, tabii ki bir siyasi partide diğer memurlar gibi görev yapmamam gerekir ama şu anda ben kendime göre bir birikimim var ve bunların kendime göre en iyi ifade edebileceğim yer Yeniden Doğuş Partisi. Din kimliğinizi bir tarafa. Tabii tabii, evet koydum ama tabii ki. Şimdi gene söyleyeceğim. Şimdi belli meslekler vardı ki 24 saat mesela polistir. Şimdi dini görevi olup topluma dini vecibeler anladanın o dini görevinden bazı zaman sıyrılıp sadece siyasetçi kimliğini hareket etmesi caiz midir? Ben insanlara doğruları anlatmaya çalışıyorum. Doğrular da Kur'an-ı Kerim'de olan caizdir tabii ki. Öyle bir program yaptık hiçbir tabii. Programda. Evet. Zahir Bey ne dersiniz buna? Da geçelim konumuza. Siz buna ne dersiniz? Şimdi bu konuda ilk önce herkese... Bu son bir konudur. Herkese hayırlı Ramazanlar. İnananlara hayırlı Ramazanlar. Aynen. Biraz önce su konusunda Ahmet'e dedim ver senin suyu da sen oruçlusun zaten. Ben o konmamasını doğru. Benim önümde iki yarı var. Şimdi din konusuna saygıdır. Geldiğimizde... Bu tabii ki benim açımdan ben biraz daha farklı. Birinin önünde iki su, birinin önünde hiç yok. Bu ben, zaten ben dinimiz uymaz. O kendi tercihidir. Onun aynen, için aynen, herkes kendi tercihini yapar. Doğru doğru. Özet olarak din konusunda tabii ki ben de bu konularda pek de Ahmet gibi bilgili veya kültürel anlamda din konusunda geniş bir vizyonum yoktu. Ama genel anlamda az önce senin söylediğin gibi dini takip eden kişi herkese, yani polis herkese kanunu uygularsa fakire de zengine de rütbeliye de rütbesize de dinde de aynı olması gerekir. Şimdi tek muhalif olduğum nokta Ahmet'e bir layıka dini ceketi giyecek, öteki layıka dini ceketi çıkaracak, politika yapacak, bu olmaz Ahmet. Bu doğru değildir. Bu nedenden dolayı bana göre eğer din tarafında yer alıyorsan din tarafına herkese eşit bakma pozisyonda olman gerekir. Senin siyasi duruşunu veya bir farklı siyasi duruşu da aynı şekilde eşit bir şekilde değerlendirmen gerekir. Şimdi az önce Ahmet'in mensup olduğu partinin, YDP'nin din konusundaki bilgi birikimi veyahut da Ahmet'in YDP içerisinde ben dini vecibelerimi yerine getiririm ama ben bugün Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler temsilcisi olarak tabii ki gayet doğal olarak Ahmet'in siyasi duruş ve görüşlerinden farklı düşünebilirim. Bu defa ne olacak o zaman? Ben dinsiz mi olurum? Veyahut da hangi kategoriye girerim? Sence Ahmet? Sen söyleyeyim mi? Müsaade edecek misin? Hemen verdim sana sözü işte. Sevgili Dayıoğlu, olayı bence çok yanlış bir mecraya götürdünüz. Ben emekli bir din işleri başkanıyım. Bu sizin söylediğinizden hareket edersek emekli bir müsteşar, herkese eşit olması gerekmez. Müsaade edin bitireyim ama. Veya bir emekli bir polis genel müdürü siyaset yapamaz mı? Yani iş bir şey sapla samanı karıştırdınız. Ben dini görüşlerimi tabii ki bir parti içerisinde toplumu uyarma noktasında tabii ki gündeme getiririm. Siz beğenmeseniz de gündeme getireceğim. Hoşunuza gitmese de getireceğim. Bu kameralar önünde de bunu söyleyeceğim. Din nasihattır diyorum. Dinin nasihatını çeşitli televizyon programlarında, yani sanki ben dini siyasete alet etmişim görev başı. Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. O zaman bu rahatsızlık niye? Ben yalan söylemeyin diyorum. Yalan söylemeyin diyorum. Bugün bütün birçok siyasetçi yalan söylüyor. Rüşvet almayın diyorum.
dinimizde bunlar en büyük günahtır diyorum. Gıybet etmeyin diyorum. İnsanlara bunun tavsiyesini veriyorum. Siyasi gömleğimin anda verebilirim. Çünkü ben bir mütekaid dediğimiz emekli olmuş bir adamım. Tabii ki söyleyeceğim. Ha ben görev başında olsam, din işleri başkanı olsam veya bir imam olsam zaten siyaset yapmam mümkün değildir. Yani kendime ait görüşüm tabii ki olacak. Ben din işleri başkanı iken hiçbir zaman imamlara veya müezzinlere siyaset yapmayın demedim. Şu manada. Cami içinde bir tabii ki her imamında, her müezzininde başka bir vatandaşın olduğu gibi kendine ait bir siyasi görüşü olacaktır. Ama bunu cami içerisinde veya cemaat içerisinde bunu gündeme getirmesi doğru değildir. Onun diyor, hani siz demokrattınız? Hani siz demokrasiden dem vuruyordunuz? Ahmet yapmasın. Ha işimize gelin Mehmet yapsın. Size de ben sadece sordum. Hayır, Sami Bey'e söylüyorum yani. Bu tabii ki programında bu noktaya sormadığını sorularımızla da konuşacak konular. Hayır, benim için sorun değil. Son bir nokta. Biz Ahmet'in söylediği gibi biz demokratik tabii ki. Herkese eşit bir şekilde davranırız. Genellikle de şunu söylemek istiyorum. Dine yakın olup veya olmayan her kişi bizim için eşittir. Biz o şahsın kendi kişiliğini değerlendiririz ve o çerçevede kendisine yaklaşımda bulunuruz. Bu nedenle dolayı bizim bakış açımızdan dine yakın olan veya olmayanı ayrımcılık şeklinde hiçbir zaman ayırmayız. Peki. Siyaset yapmasın orada. Efendim? Siyaset yapmasın. Siyaset yaparsa evet. Da yapacak tabii ki. Ona saygımız tamam. Var. Şimdi Sami Bey'den başlayalım. Şimdi konumuz zaten esas ana konumuz koronavirüsüne karşı alınan önlemler. Biliyorsunuz ekonomik önlemler var. Sağlık önlemleri başta. Ve son zamanlarda yapılan testlerde de Allah'a çok şükür. Maalesef demeyeceğim. Allah'a çok şükür pek vakas çıkmadı. Evet. Bu konuda diğer ülkelere baktığımızda gayet iyi bir durumdayız. Bunun yanında ekonomik önlemler alındı. Birçoğu eleştiri konusu oldu. Halen de eleştiriliyor. Destek ödeneği falan gibi. Şimdi bunları düşündüğümüzde hükümetin aldığı önlemleri hangisini alamadı önlemler ve hangilerinden siz açınızdan memnun uygundur, hangilerine karşı yanlış görüyorsunuz, onları bir özetle bir alalım. Şimdi maalesef inan başladın sevgili Okan Hocam. Ben de aynı kelimeyle başlayayım. Maalesef bu yatay gidişten ben çok korkuyorum. Bu yatay gidişin sonu hüsranla karşılaşmayalım. Çünkü neden? Bugün baktığımızda yapılan test sayılarına, burada World Meters koronanın ben de çıkarttım şeyden ve bugünkü nüfusa göre tabii nüfusa göre de dağılımı var. Mesela bir örnek vereyim ya, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan test sayısı bugüne kadar 33.747'dir. Bizde ne kadardır? 7.000 civarlarındadır. Aramızdaki nüfus farkı ne kadardır? Üçte bir. Ha, bu tabii ki bizde de bu rakamın günlük olarak, tabii bunu ben söylemiyorum. Sayın Siber de vurgu yaptı. En azından 800-900 test günde yapılması gerekmektedir. Şimdi bu testleri de bizim sayısal bahsettiğiniz durumda, testtir. Kaç kişiye yapıldığı noktasında da net bir açıklama yok. Yoktur. O konuda da bunlar kişi olarak algılarız onu. Şimdi mesela şimdi bunu bazı zaman tekrar ediyorlar ya da PCR'dır, rapid'dir. Şimdi, yani bunu kişi olarak da deniyor mu? Hayır, şimdi orada esas önemli. Sibel Hanım'dan aldığınız açıklamayı. Anladım. Sibel Hanım kişi mi demek istiyordu? Kişi diyor. Kişi diyor. Çünkü anladığım kadarıyla bir rapid test bir de PCR farklı şeylerdir ve bu iki testin de değerleri, değer açısından alımları çok farklıdır. Bilhassa rapid testlerde, yani quick testlerde bu testin neticeleri pek de olumlu çıktığı görülmemektedir. Çünkü yapılan deneyimlerden dolayı bazı kişilerde çabuk test yapıldığında pozitif çıkmıştır veya negatif çıkmıştır. Daha sonrasında pozitif çıkana tekrarlanır ama değil mi? Efendim? Pozitif çıkana tekrarlanır. Pozitif çıkana tekrarlanır. Bir de en son mesele değilim. Dış ülkelerden gelen 14 günlük periyotu tamamladığı zaman hepsine tekrarlanır bu yani testler. Hangisi? PCR mı? PCR tabii ki.
ondan sonra salıveriyor. Peki rapid dediğinizde ben siz araştırdığınız için rapid yapılında da negatif çıkar, tekrarlanmaz değil mi? Peki negatif çıkanında pozitif çıkma ihtimali var mı? Şimdi var, var olmuştur da canlı mesela Lefke'deki olay hatırlarsanız bundan bir hafta önce hanımefendiyi ben yakından tanıyorum. Kendisine ilk yapılan testte pozitif çıkmıştı. Ama ondan sonraki yapılan testlerde PCR yapıldığı zaman da negatif çıkmıştı. Ama ne olmuştur? Tüm ailesiyle birlikte ve yakın cenabıyla birlikte hepsi karantina altına alınmıştır. Şimdi bir burada esas önemli olan unsurlardan bir tanesi bunu net bir şekilde oturtamadık. Neden oturtamadık? Böyle bir yanlışlık yapıldığı takdirde aileyi o bölgede mahvedersin. Herkes ayrı bir gözlükle, ayrı bir bakış açısıyla bakarlar. Bu nedenden dolayı bunun net bir şekilde ki PCR'da dahi uzmanların verdiği bilgiler çerçevesinde %30'a kadar yanılgı payı olabilirmiş diye bir iddia vardır. Ha, bunun daha gelişmiş testleri şimdi şu anda İngiltere'de yapılmaktadır. Almanya'da yapılmaktadır ki onların da %95-96 oranındadır doğru bulunma, kabul edilebilirlik, yüzdelik oranı. Bu nedenden dolayı ülkemizde en büyük hataların bir tanesi budur. Bu nedenden dolayı ben de diyorum ki bu yatay geçiş bizim için endişe vericidir. Bu sebepten ötürü önümüzdeki dönemde sağlık kurulu veya kurullarının ki gönlümden geçen ve bunu partisel anlamda da tek bir kurulun, sağlık kurulunun olması doğru olacaktı. Tek bir ekonomi kurulu olması gerekirdi eşdeğer anlamda ki her iki yönüyle hem sağlığıyla hem ekonomik anlamda. Kaç tane sağlık kurulu var? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vardı. Bir tane de Sayın Başbakan'ın. Ayrıca Sayın Bakan'ın da kendi çevresindeki kurulu vardı. Üç tane değil mi? Bir de Siber var. Tamam işte onu Başbakan'ın. O da dahil. O da dahildir. Peki kimin sözü geçer anlamadık. Nasıl kararlar verilir? Şimdi vallahi onu biz de muammadayız. Biz de görmeye çalışıyoruz. Hayır bunu toplum çalışıyoruz. Şimdi bu süreçte Türkiye'de bir bilim kurulu var. Biliyor ki o bilim kurulu gerçekten etkili kararlarda. Bizdeki hangi kurulun görüşü şey yapılır? Bunlar tavsiye kararı alır mı yazılı? Obosomos mu gider? Bu konuda netlik yok. Netlik yoktur. Türkiye'ye göre mukayese ettiğimizde Türkiye'de dikkat ederseniz orada bilim kurulu oturur, kararını verir ve sayın ilgili bakan, sağlık bakanı çıkar. O günkü neyse bütün gelişme tıkır tıkır açıklar. İşte grafikleriyle sayısal anlamda o gelişmeyi yapar. Bizde böyle bir şey son mesela bir haftadan bu, mesela siz Esibel Hanım'ı tabii ki inşallah konu geleceğiz. 45 gündür kapalıyız evde ama 45 gün sonra ki her gün yapılan testler sıvı çıkmasına rağmen şimdi maske takma zorunluluğu geldi. 45 gün önce niçin gelmedi? Aynen. Yani bunları bilim kurulu mu söylüyor? Maske takma zorunluluğu benim içerimde büyük bir soru işareti yaratır. Çünkü neden? Bugüne kadar az önce sen de söyledin 45 gün hiçbir şey takılmadı. Bundan sonra da devamlı sürekli dışarı adım atarken de maske takma zorunluluğu geldi. Acaba yayılma mı var diye benim aklımda soru işareti. Tabii ki halkımızı veya izleyenleri de paniğe sokmak da istemiyoruz ama gerçek de budur. Bizim düşündüğümüz gibi halkımız da aynı şekilde. Bir şey imha etmiyoruz, sadece soruyoruz. Yani şimdiki 45 gün bu bilim kurulu bunu önerdi de yapmadı mı iktidar? Bana göre... Veya bilim kurulunda test düştü önemli bir nokta. Türkiye'den İngiltere'den taşınacak yolcularda, öğrencilerde bilim kurulu karşıyım gibi tavrına rağmen hükümet getirdi. Peki bilim kurulunun fonksiyonu nedir? Bilim kurulu göstermelik midir? Hangi kararların altında bilim kurulu onayı vardır? Bu konuda bir netlik yok. Yani onları bilim kurulu testlerin az olduğunu, yeterli olmadığını da vurgulamıştır. Bunun üzerinde de herhangi bir şey yoktur. Sayın Sağlık Bakanı çıkıp da demiştir. Eğer pozitif çıkarlarsa ben ne yapacağım? Onda da
tabii ki herhangi bir hazırlık yoktur. Yani pandemi hastanesiyle ilgili Burhan'la Albanlıoğlu'nu yaptık. Mehter takımı gibi bir öne, üç geri tekrar gittik Burhan'la Albanlıoğlu'na. Halbuki onun yanında benim gayet güzel bir şeyim vardı ama Ahmet Gözacak bana. Ben mesela Hava Sultan Koleji'ni pandemi hastanesine çevirmelerini öngörürüm. Çünkü neden? Oradaki bütün altyapı şeyle, mutfağıyla, odalarıyla, her şeyle hazır bir yerdir ve bildiğim kadarıyla 200-300 kişiden fazla kişiye de hitap edebilecek bir yer. Sayın Bakan, geçen gün yaptığı açıklamada bu kadar kişi nörolojide, bu kadar acilde 44 mi 54 mi bir yoğun bakım odasından bahsetti. Yani bu demektir ki 54 kişi yoğun bakımda ventilatöre, oksijene bağlansa 55. kişi o çıkta mı kalır demektir o. Şimdiki, yani KKTC'nin şu anda yoğun bakımda bakabileceği, tedavi edebileceği hasta sayısı 54 midir anlamındadır. Unu da, suyu da, hamuru da bellidir. Bu mudur? Odur. Şimdi şu anda. Ha bunun 150'ye çıkacağı önünde üzerine görüşler vardır. Sayın Başbakan da açıklama yapmıştır bu konuda. Önümüzdeki günlerde gelecek olan ventilatörlerle bu hasta sayısını da yükseltecekler. Peki bir daha eleştiriler var tabii. Önce sağlıktan yapalım sonra geçelim diğer önlemleri. Onu bitirelim. Sağlıkta da devlet hastanesinden özel bir ismini söyleme özel bir hastaneyle anlaştık. Ona geçecek diye dendi. 2,5 milyon, 3,5 milyon bir aylık bedel ödemesi. Sonra dendi ki o hastane dediğiniz şeyin yatak kapasitesi 20 midir, 30 mudur, 40 geçmez. Yani sonra bakan tamam dedi, sonra bakanlar yok dedi. Öyle bir çelişkili şey. Ona ne dersiniz? Şimdi tabii ki bunu ben söylemedim. Bunu sosyal medyadan okuduğum kadarıyla Gülgün Faiz Hanım'ın geçenlerde sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama. Sabahın 4'ünde 5'inde hasta geldiğini, hastayı yatıracakları yeri bulunmadığını, o adı geçen hastanede, ben daha isim telaffuz etmiyorum, o adı geçen hastanede ve bunun yeterli olmadığına vurgu yapılmış. Şimdi ben şu soruyu... Gülgün Faiz kimdir bu arada, görevi nedir? Gülgün Faiz. Gülgün Faiz. Nedir? Gülgün Faiz. Kardiyoloji bölümü başkanı. Tam bu konuda açıklama yapmadan ne yetkilisidir, ne yetkilidir? Yani? Şimdi tabii ki oraya nedir? Gelen hastayla ilgili böyle bir sıkıntı doğmuş. O hastanede mi görev yapıyor? Hastanede görev yapıyor tabii ki. O hastanede. Klinik şefidir. Hayır şeydir. Hayır. Özel hastaneyle ilişkisi mi var? Hayır. Şimdi bir dakika anlayayım soruyu. Hayır özel hastane konusunda. Şimdi taşındığımız hastaneden mi bahsediyorsun? Yoksa ayrı bir özel hastaneyle anlaşma yaptıklarından mı bahsediyorsun? Evet. O an bir anlaşma konusu geçti. Sanki da ikame edecekmiş gibi mevcut devlet hastanesini. Ama yaptıkları çıkan 2,5-3 milyon anlaştılar. Sonra bakan anlaştık dedi. Sonra ben değil kurul dedi. Sonra bakanlar kurul haberi yoktu. Dedi kansurul. Ama zaten o hastanenin de iddia edilen 20 kişiyle 40 kişi arasında söylemlerine göre hasta kapasitesi var. Tamam. Yani 40 kişilik için bu olaya ne dersiniz siz Muhalefet Partisi olarak? Nedir bu olay? Tabii ki doğru bir yaklaşım. Aslı bunun esas hata noktası Burhan'la Albanlıoğlu hastanesini pandemi hastanesine dönüştürmeyle başlamıştır. Orada tabii doğru. Ondan önce bir de Mağusa dendi, doktorlar dedi, kurul dedi, Mağusa'yı o gün gördü. Hocam, İşte kurul bir gün Mağusa'yı o gün gördü, kanka bir gün nasıl Euro Euro döndük aday, Euro döndük, sadece Mağusa denmedi. Mağusa dendi, Cengiz Topel dendi, döndük geldik Burhan Albanlıoğlu'na tekrar oradan çıktık, Mağusa'yı konuştuk. Bu nedenden dolayı yani bir karmaşa içerisinde, ha bu karmaşanın öncesinde ilk önce sizin oturulup, Bey, sizin başkanınız aynı zamanda tıp doktorudur. Evet, kendisinin açıklaması peki, var. Peki o nasıl gerekçelendi? Mesela kurul oturup Mağusa'yı örgün görürken Sayın Bakan da dedi kurul öyle örgün gördü. Sonra bir de Mağusa'ya Lefkoşa'ya geçerken hangi gerekçelerden kurul yapıyor? Yani bu kurulun da güvenilirliği ondan sonra kalmaz. Onu söylüyoruz zaten. Onu söylüyoruz. Neticede burada yapılan hata bana göre İlkten doğru bir yerin tespit edilmemesidir ki az önce ben boşuna vermedim o ismi.
Hala Sultan Koleji bu işe yoksa uygun bir yerdir. Hem merkezi bir yerdedir, hem merkezi bir yerdedir, hem de altyapısının olduğu bir yerdir. Bu nedenden dolayı oranın küçük bir tadilatından tabii alacaksın soruyu. Zaten yani Adana'da sözü da fuar alanı Sara Hastanesi'ne dönüştürüyor. Yani burada zaten okullar kapalı durumda değil mi? Tabii yani Hala Sultan değil, başka bir okul da olabilir. Çünkü hepsi açık. Yok. Orası da biraz dindar. Hepsi kapalı. Yani zihniyet odur. Ben de cevap vereceğim. Bak, yani cami yapacak hastane yap, ideolojisinin arkasında söylüyorsunuz bunu. Hayır canım. Ben orasının bina olarak uygun bir yer olduğuna iddia ettiğimden dolayı. Ha tabii ki sevgili dostum Ahmet buna karşı çıkacağını ben adım gibi bilirim. Veyahut da kabul buyurmayacağını ben adım gibi bilirim. Ama neticede keşmekeş burada başından başlamıştır. Bunu doğru dürüst bir şekilde yönetilmemiştir. Bakanın söylediğini, kurulun söylediğini bakan yanlış algılamıştır veyahut da yanlış uygulamıştır. Bu nedenden dolayı tek bir kurulla tek bir noktadan anlaşılarak hareket edilirse Çinli kadar memleketin içerisinde biz bu korona virüsünü hapsedebiliriz. Aksi takdirde Allah acısın bizi. Peki. Evet. Evet. Buyur. Şimdi önce sağlıkla ilgili önlemler diyecek şimdi. Hayır tabii. İkinci turda da geçecek ekonomi gönderdi. Önce bir şey 2-3 daha 2 daha tekrarladı ya Sami Bey kardeşim. Tabii ki biz parti olarak ya da inanç olarak orası İlahiyat Koleji olabilir. Eğer gerekliyse ülkede başka bir yer kalmamışsa ve orası da gereklidir. Uzmanlar bunu bilim kurulu oturur. Sami Bey değil de. Hayır, yani tabii böyle ki ön yargısız bir bilim kurulu oluşur ki sosyal medyada da bu soruldu ve benim verdiğim paylaşım aynen şu. Tabii ki mümkündür. Çünkü sağlık her şeyden önemlidir. Gerekirse o uzmanlar kurulu, bilim kurulu olmayan o bilim kurulu bunu önerirse tabii ki boynu kıldan incelip camileri de yapalım. Değil onu. O Hala Sultan Camisi var ya. Onun altında da süper yerler var. Oralarda yapalım. Hiç itirazım yok. Bilmiyorum ama ben orasını. Ben biliyorum. Onun için söylüyorum. Evet. Müsaade edersek. Tabii ki. Ancak ben ondan önce daha temizlenmesi gereken başka okullardan açıldı ya. Ben de sosyal medyada Lefkoşa Türk, benim de mezun olduğum ve onur duyduğum Lefkoşa Türk Lisesi'nin böyle bir hastaneye çevrilmesi, yani fuhuş olduğu yer, tecavüzün olduğu yer ve üstü kapatılan, maalesef hiçbir işlem yapılmayan yerde ben de dedim ki önce o Lefkoşa Türk Lisesi'ni yapalım. Hem dezenfekte olur belki o fuhuş ve o tecavüz de ortadan kalkmış olarak dedim. Ben de bunu şey olarak önerdim. O bu olay kapandı yani. Ama Sami Bey'in zihniyetinde olan arkadaşlar hani dine hassasiyeti olan Sayın Akıncı mesela aynı cenahtan gelir. Yani, Sayın Akıncı, Sayın Akıncı öyle bir söylemi mi var Ahmet Bey? Ama bir dakika müsaade ben söyleyeceğim ya. Ben istersen cevap hakkı doğar Sayın olsun, Akıncı. Olsun tabii buyursun cevap hakkı doğsun. Ben de onu istiyorum zaten. Hiçbir sorduğumuz soruya cevap vermiyor. Tamam öyle bir söylemi olmadı mı Sayın Akıncı'nın değil mi? Hayır yani, o cenahtan öyle bir söylemi yok. Hayır. Müsaade hayır. De. Sami Bey de Sayın Akıncı'nın sözcüsü değil. Hayır açıklansın diye söylüyorum. Bırakın konuşayım da ona en son tamam. Bak ben şöyle sabırla büyük bir şeyle bak Ramazan'da bunu aşılar tavsiye ederim. Sami arkadaşıma da bu kadar önyargılı olmasın. Yarın dışarıda buluşuruz onu. Neyse yani sonuçta herkes dikey değilse böyle yatay camiye gidecektir. O ayrı bir şey yani. Herkes yatay gider abi. Ama biz dikey de gidiyoruz. Dikey de gidiyoruz çok şükür. O manada söyledim. Tavsiye benim değerli bir dostum şimdi. Yok, yani tabii ki. Senin tabii Allah ki korusun göre göre cehenneme yuvarlamanı istemediğim için söylerim. Yok estağfurullah yani. Yani herkes yaptığıyla net değil de gider. Tamam güzel. O yere. Aynen. Tamam onu şunu sana getireceğim. Yani Sayın Akıncı da böyledir. Sayın TDP Genel Başkanı şeyken de biliyorsunuz Eğitim Bakanı iken ben tarihi söylüyorum. Yakın tarihten bahsediyorum. İlahiyat Koleji ile ilgili o zaman korona morona yok kapatılmasıyla ilgili sendikaların duruşu hala da kaç yıldır ve en yani kaliteli öğrenciler oradan mezun olmasına rağmen işlerinde böyle bir ukde var. Ne yapalım da kapatalım. Tamam, yani. Cemal Bey de dedi ama Sayın Akıncı'nın böyle bir söylemi yok. Yok. Tamam ben yok de diyorum ki Sayın Akıncı ve onun şeyinde olan. Yani Sayın Akıncı da çıkarımdır. Söyleyeyim bak. Çıkarımdır. Yani Sayın Akıncı da aynı cenahtan geldiği için şöyle yapıyor. Toplu dua yapılıyor. Bak diyorum toplu dua yapılıyor. Koskoca Türkiye Diyanet İşleri Başkanı dua ediyor. Bütün ülke temsilcileri bir İstanbul Havalimanı açılışında herkes amin diyor.
Bak desin demiyor, bak üzerine basa basa. Demeyebilir, en doğal hakkıdır. Bakın en doğal hakkıdır. Evet, evet. İster dinsizdir, ister dinde, amma ve lakin. Elini ya böyle ya böyle. Bir gazete atacak manşetten, helal olsun gurur duyduk Sayın Akıncı. Çıkacaksın diyeceksin ki ben de yani elin açmadı. Açmadı demedi. Bak günlerce. Peki, teknik soruyorum sizin dini bilginize. Evet tabii ki. Böyle açmasan da ağzın demesin, içinden söylemesin. Desen olur. Ricanın, nerede bilirsin demedi. Ben de diyorum cevap ver. Dedi. Ben de diyorum 100 kere sorduk. Ha. Cevap ver dedik. Cevap veren yok. Yani ben dese ki içimden dedim rahmet. Ve Diyanet İşleri eski var. Ve müftü. Seninle karışmıyor. Ben içimden söyledim. Şimdi Sayın Akıncı'nın deliller ya muhatabı falan sizi belki cevap verecek pozisyonda görmediği için. Tamam olabilir. Ben de bir vatandaşım, görmesin ya. Yarın biz de seçim geldiğinde biz de onu görmeyecek. Yani şimdi o görmeyebilir, bu kadar büyüktür madem. Neyse, bir vatandaşa geçelim. Sizin bu sağlık önlemleriyle ilgili eksik gördüklerinizde. Başta Sayın Akıncı burada hatalıdır. Ondan başlıyorum. O zaman sağlık önlemleri. Bu bir devlette hükümet vardır. Biz parlamenter sistemiz. Nasıl ki Türkiye'yi Sayın Sami kardeşim örnek gösterdi. Ben beklerdim ki parantez içerisinde Sayın Akıncı da yanlış. Sayın Akıncı bir cumhurbaşkanıdır, görüşmecidir. İşi sadece odur. Sana ne bu? Yarın cumhurbaşkanı seçimi yaklaşsın bakalım nasıl daha hayır, konuşacak. Tamam ya. Bitireyim söyleyeyim bak. Kendi başına bilim kurulu kuruyor. Kendi başına nedir sağlık kurulu oluşturuyor. O bir şeyden telden çalıyor. Bu tarafta başbakanlıkta ayrı bir bilim kurulu. Önce kendiler kurdular. Önce sağlık kurulunu şeysiz kurdular biliyorsunuz. Söyleyeyim eski meclis başkanımız. Sibel Hanım. Sibel Hanım'sız kurdular. Daha sonra Sibel Hanım'ı getirdiler. Onlar ayrı telden çalıyorlar. Sibel Hanım'ı dinleyen yok. Sibel Hanım iki gün önce sağlıkla ilgili gelen ilaçlar satıldı, çalındı dedi. Bir başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış bir kadın bu açıklamayı yapıyor. O kurulun başı olarak kimse bundan ilgilenmiyor. Yani böyle el yordamıyla yürütülen tamamen Allah'a kalmış bir şeyden bahsediyor. Gerçekten tamamen Allah'a kaldık. Allah bize acıyor hala daha, demek ki bizde biraz hayır görüyor Allah ki bize hakikaten patlama görülmedi. Ama şu da var, az test az vakadır. Yani çok test çok vaka olma ihtimali vardır. Umarım ve dilerim bu Ramazan mübarek günde ki Allah bize acır ve çok vakalar çıkmaz. Biz çıkması için her şey yapıyoruz. Hep el yordamıyla. Aman bize karışmasın, muhalefet yapmasın. Yapmadığın takdirde her aldıkları kararı muhalefet olduğu anda değiştiriyorlar. Hiçbir karar alıp da yürüttüklerini ben hatırlamam. Yani artık sosyal medyada her şey izleniyor. Bakanlar kurulu bir karar alıyor. Siz de biraz önce tekrara girmesin diye söylüyorum. Onun aksi biraz medyada tepki geliyor. Peki. İki gün şimdi sonra. Sağlık konusunda hiçbir iyi bir şey yapmadı bu hükümet ya. Yani şu anda yani bakın, yani bakın. Bakanın dediği gibi maalesef kendi söylediği çıkmasından. Hayır bakın. Sayın bazıları bakan üzülüyor dedi ama yani sıvır çıktı ondan, diye kapat onda mı ya? Hayır, ondan önceye geleceğim. O bu sürçülisan olabilir insanlar kamera karşısında çok şükür diyeceğine maalesef demiştir veya hakikaten birilerine atıp şeyde bulunmuştur. Yani bazıları önlemi üzülecek, yani bazıları üzülecek maalesef demiş de olabilir. Veya maalesef çıkmasını istiyoruz ki hani şey olsun, bağışıklık kazansın da denmiş olabilir belki de. Ben niyet okuyucu değilim. Onunla değerlendirmiyorum. Benim değerlendirmem yapılan bu işin bitmesi için, ortaya çıkması için ne kadar çok test o kadar iyidir. Toplumu taraman lazım senin. Yani taramadan dünyada bildiğim kadarıyla Rum tarafı İkinci, üçüncü sırada, Türkiye belli bir noktada. Ama bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeterli sayı yok maalesef diyorum ben. İşte bundan ötürü insanlar da ne yapacağını şaşırmış bir şekilde. Bir güvensizlik ortamı ortaya çıkmış durumda. Kimin ne dediği belli değil. Kim güvenmiyor zaten yani. Biraz önce maske dediniz mesela. Maske kaç gün, niye bir aydır, 40 gündür maske söylenmedi? Dünya söylüyordu. Yani dünya maske olması gerektiğinden dem vuruyordu. Yani artık Dünya Sağlık Örgütü var. Yani millet oraya bakıyor. Bizimkiler bunu yapmadı. Ansızdan doğru karar. Bakın yani maske geç de olsa alınan doğru bir karar. Ancak bu doğru kararı Türkiye'deki gibi en azından yani ya alsın 6 TL'ye, 7 TL'ye, 10 TL'ye alamayacak insanlar. Karabosaya düştü ama şimdi bu neyi gösterir? Yeterince maske temin edilmeden. Edilmeden yapılmıştır. Önlem alınmadan yapılmıştır. Tedarik edilememiştir. Şundan dolayı da söylüyorum. Bir maske alamayacak durumda insanımız vardır. Sen şimdi bu insanı
polisin böyle bir yetkisi de şey salahiyeti yok, tutar götürür. Belki de adam evine bir ekmek götüremeyecek. 3 TL, 2 TL ekmek götürmek durumunda olan bir adama 6 TL. Sonra o maske... Tek kullanımlık o maske. Tabii tek kullan, onu söylüyorum yani. Kaç tane maske atıyor, haftada 2 defa markete gidecek. Veya elzem işte çalışıyordur, işine gidecektir. Polistir. Bilmiyorum, polis de kendileri mi tedarik ederler, polis mi tedarik eder? Veya eczacı bir arkadaşımızı düşünelim. Açacaktır. Yani bunları düşünmeden, tamamen el yordamı ile, tamamen böyle hiç şey edilmeden, düşünülmeden, Allah Bakanlar Kurulu sürekli toplanıyor, alıyor. Ekonomik tedbirlerden bahsetmiyorum. Ona da girdiğimizde sağlıkla ilgili tamamen Allah'a kalmış bir bakanı, durumda. Bakanı çok eleştiriyorlar. Haksızlık mı diyorlar? Bakan Bey ipleri eline alamadı. Aslında burada tek yetkili olacak kurum bizim parlamenter sistemde. İcracı olan kişi ve yasa da buna şey veriyor, işaret ediyor. İçin ki, adamadı. Her gün çıkıyor paşa paşa. Ama adam yapıyor. Bir şey söylüyor ama yaptıramıyor. Yani kendi doktorlarına bakın biraz önce ne siz söylediniz. Ne dedi ki yaptıramadı mesela o somut? Bir şey mi dedi de yaptıramadı? Ne yaptı? Size açıp buradan çıkıp söylemez herhalde televizyonda, ben doktoruma yaptıramadım veya hemşireme yaptıramadım. Hayır, alınan önlemlerle yapılan testlerle sıfır çıkıyor. Daha ne kadar yapacak adam? Yani başarının göstergesi testler. Bakın Türkiye'de kaç bin yatak kapasiteli bitmiş gibi görünse de geleceğe dair bilemiyorsun. Dünyanın artık geleceği, herkes de bunu söylüyor. Bill Gates de bunu söyledi. Mikrobik şeyler üzerine savaşlar yapılıyor. Önlem alıyor. Türkiye büyük hastaneler yaptığında, hani o şehir hastaneleri millet gülmüştü. Bugün Türkiye'nin onu ne kadar güzel yapmış. Hayır, diyoruz. Şimdi Türkiye test yapıyor. Yüksek çorum çıkıyor. Biz yaptık. 2, 3, 5, 7 çıktı. Şu anda biz potansiyel olabilecekleri, yani polise, hemşireye, o hasta pozitif çıkanların yakınlarına yapıyor. 360 yaptı. Dün sıfır çıktı. Daha adam ne yapsın yani? 300 bin nüfuslu yerden 3 tane yaptı. Tamam ama potansiyel risklilere yaptı ve çıkmadı. Yani potansiyel risklilerde çıkmamışsa 300 daha yapsa çıkacak mı? Dün bir televizyon... Yani faraziye bu adamı eleştiriyorsunuz. Nasıl hayır. Biraz önce dedin eleştirme yanlıştır. Yanlışla eleştireceğiz. Yani hayır, doğruyu eleştirecek dedik. Doğruya gömdüklerini eleştiriyorum. Şimdi bu adamın başarısı nasıl ölçülecek ya? Yani adam test yaptı, sıfır vaka. Tamam, konuşabilir bu adamın, belagat gücü olmayabilir. Allah'tan yana gelmiş, hitap gücü olmayabilir ama. Kişisel eleştiri. Ben diyorum pandemi hastanemiz var mı? Biraz önce siz eleştirdiniz. İhtiyaç yok diyor. Yok, ben şimdi ben de soruyorum yani. Pandemi hastanesi yok. Yarın çıkmayacağını da biliyorum. Ahmet Bey soruyorum. Şimdi dünyada ihtiyaçlara göre devlet yapılanır. Şu anda baktığınızda yoğun bakımda hastamız yok. Hiç yok şu anda. Ve 54 tane de yoğun bakımda oksijen verebilecek hastamız var. Ve şu anda yakında üniversite dün açıkladı, ventilatör yapmaya başladı. Yani şu anda 54 tane yoğun bakımlık yerimiz var. Ama bir tane yoğun bakımda... Şimdi bu adam ne yapsın da? 40 gün önce de salgın yoktu. Niye böyle söylüyorsun? Ya İngiltere kaydı gitti, hayır, Amerika kaydı gitti. Pandemi hastanesi dediğiniz... açıkladı. 54 tane yoğun bakımda, yani oksijen yapacak şey. Ama şu anda vakaların hiçbir oksijene bağlı değil. Yani hafif seyrediyor anlaşılan. Bu yani ihtiyaç yok. Yani yapmaydım o zaman. Hayır, anlamadınız. Bu adam sonra... zaten şu anda ihtiyacı olup da olmayan yok. Bu adam... Yarın olduğunda diyelim. Yarın yaptı diyelim, tamam ki 60 tane yani çıktı. Yani bir böyle küçük ülkeler duruma göre yapmaz ya 1000 kişilik. Her ülke kendi çapına göre yapar. Hayır, bizim canım. Ülke çapımızda şu anda yoğun bakımda biri yok. 54 tane, yani şu anda ihtiyaç yok gibi görünüyor. Yoksa çalışmalar var mesela, ventilatör yapılıyor, Türkiye'den geliyor. Zaten bir yoğun bakımın esas şey oksijen şeyi galiba. Yani dolayısıyla bu adamın başarısı olduğunu nasıl şey yapıyorsunuz? Yoksa diyorum ben de sorabilir miyim yoksa? Evet. Sen söylüyor ya, ben de sana. Yoksa niye fuar alanını hastane yapmaya uğraşıyor? Yoksa niye millete bitirelim mi? O bir şeydir, hazırlıktır ama şu an için bir eksikliği var mı? Yoktur diyor şimdi. Ya ben de diyorum ki yarın ne olacağını kim kestirebilir bu hastalıkla? Bilinmiyor diyorum. Eğer dediği gibi gönlü rahat olsa nedir, fuar alanını hastaneye çevirmek istemez. Ayrıca millete çıktı, söz verdi, dedi ki 45 günde dedi ben dedi bir pandemi hastanesi kuracağım dedi, prefabrik o yapacağım, çelikten yapacağım dedi. Ne onun için millet sayım yapıyor yani, her gün 7, bugün kaldı 8. gün, 9. gün. Sayın Başbakan evet, orada bir hocamız güzel bir eleştiri yaptı şey. Değerli bir hocamız, akademisyen, sevdiğim saydığım bir abim. Sayın Başkan diyor aramızda, şeyimiz, İTAB'ımız başkandır. Evet, sağlık ve Mustafa Altuncu, tanıyorsunuz Mustafa. Evet. Sağlık ve afiyetler dileklerimle sizi izliyoruz. Çok güzel bir program oluyor diyor. Maske işi ciddi olarak ele alınmadı. 1,5 aydır evdeyiz. Sokağa çıkanlar maske bulamazken biz nasıl bulacağız?
herkesi parayla da olsa dağıtsınlar, satsınlar bari. Şu anda diyor parayla da bulamıyoruz ben ve siz şey. Mecburi getirdiniz. Tamam, polis gördüğü takdirde sokakta sizi yazacak. Böyle bir ceza kesecek. Evet, bu eleştirilerden önemli bir eleştiri. Onu söylüyorum biri. Yani işte bunu da bak Bakanlar Kurulu'nda ilgili bakan yok mu bakan kararı bunu anlatıyor. Tamamen haklı. Yani Bakanlar Kurulu bir nark koyup diyecekti ki 2 liraya alabilsin eshanelerden şundan bundan 2 liradan fazla satan varsa ticaret dairesini soyunlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bu tartışılmaz değil. Bak. Ve 1,5 ayda hazırlanamadınız. Peki yani, soruyorum. Yani... Çok özür dilerim. Bunu söyleyeyim de siz buyurun size şey. Bak soru soruyor. Hani başka eleştiri dediniz. Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki Sağlık Bakanı. Bu Bakanlar Kurulu'nun mütehassıs bakanı diyor ki ben hastanenin yanına pandemi hastanesi yapacağım 45 günde. Bir hafta bu yazılıp çiziliyor. Bir hafta sonra başbakan çıkıyor. Hayır biz öyle bir şey yapmayacağız. Ve den bana sen gene daha eleştirecek bir şey yoktur. Ya kendi kendilerini yalanlıyorlar. Bak dönüyor. Tabii çelişkili şeyler var. O zaman ne yapacağız yani? Pandemi hastanesi ya vardır ya istenir ya istenmez karar ver. Kendileri otursunlar önce kendileri içlerinde karar versinler. Geçenlerde Özer Sayın dediği gibi yani Özer Sayın ben olsaydım yalnız başıma diyor şeyde. Bak gene bak ortaktır. Götürüyorlar bu davayı beraber. Anlaşılır ben tek başıma olsaydım çok daha farklı şeyler yapardım. Be kardeşim sen de ortaksın. Beraber bakanlık kuruluna karar verin. Yani kendileri bir birliktelik gösteremiyorlar. Halktan nasıl onay beklerler? Ben onu diyorum. Reklama girmeyeceksek ekonomik tedbirlere geçeceğiz. Aynen. Sinyalimiz gelmediğiniz. Devam. Devam. Şimdi mesela, tabii ki maskeyle ilgili son noktaya koyayım. Son koydum da ekonomik. Maskeyle ilgili karar alınırken aynı zamanda bu maskelerin fiyatlarının da belirlenmesi gerekirdi. Ve her yerde eşit şekilde ve oto kontrol yapmak için de halkı koyacağız. Dezenfekte şeylerine sözde Bakanlar Kurulu'nun narkomasına rağmen kesinlikle fiyat facizmi önlenemedi. Yok, aynı. Hangi konuda? Ama orada 10 liralık kolonya 30. Evet. İdari merciler 10 liralık dezenfektan 40 oldu. İdari merciler orada da ağır ceza uygulamakla mükellef olmaları gerekir. Evet. Çünkü bunun örnekleri gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde görülmektedir. Eğer verilen kararlar çerçevesinde aykırı davrandığın takdirde astronomik rakamlarla ceza uygulaması vardır ki bu da olması şarttır. Evet, şimdi ekonomik tedbirlerde çok var ama en çok tartışılan siz sağ iktidarsınız belki o kadar önemsemezsiniz ama sol muhalefetin işi olması lazım. Verilen desteklerde İngiltere mesela geçen gün köşe yazımda yazdım. Bizden sıra sokağa çıkmaya yasağı vermesine rağmen Mart'ın başında çalışanlara 2500 isteyen civarında katkı yaptı. İş yerlerine hibe yardımlar yaptı küçük kobilere. Bizde bir destek dendi. Mart verilmedi. Şu anda Mayıs'ın 4'ünde verilecek. Onu da şuna veririm, buna vermem, ona veririm. Ve işsizlik ödeneği bile yasadaki rakama rağmen 1500'e çekti. Ve halen daha mesela bana program gelirken soranlar oldu. Asgari ücretin altında evet, diyorsun. Evet. Yani. Ve mesela öyle bir de açıklandı ki şuna verilmeyecek gibisinden dünyada örneği olmayan bir şey ve bana geçen hafta da sordu bir yakın dostum. Mesela döviz bürolarına destek verilecek mi? Şimdi bu süreçte bankalar açık tutulurken döviz buraları kapandı. Cezalanlar birer var. Ama onların çalışanları da çalışmadı. Evet. Onlara destek verilmeyecek. Alınan kararlar anlaşılmıyor. Çünkü biri verilmeyecek dendi. İkinci karar da buna da verecek dendi. Böyle bir şeyler oldu. Yani bu konuda en fazla eleştirilen kararlar, ekonomik kararlar içerisinde tabii ki maaş kesintileri oldu. Ona da gireceğim. Onları ilk önce onu birinci husus söylediğin en önemli unsur burada devletin asgari ücreti 1500 seviyesine çekmesidir. Burada en doğru şekilde yapılması gereken şey herkese reklam arası vermiyoruz biraz erken çıkacağız. Herkese eşit şekilde verilmesi gerekir. Kişiye değil. Burada iki şekilde yapılması gerekirdi. Kişilerin çalıştığı şirkettir, firmadır her neyse onların ilk önce kendi çalışanlarına ne vereceği önemliydi. Ve ona ek olarak onların vereceğine ek olarak 1500 lira verilmesi gerektiği inancı içerisindeyiz biz. Evet. Bu da neyi getireceğiydi? Bu da hem birincisi ilgili firmaların kiminin bu katkıyı
verip vermeyeceği, kiminin verme koyup koymayacağı, artı herkes elini taşın altına koysun cümlesi vardır ya. Evet, devlet memurları elini taşın altına koymuştu. Bazı özel işletmeler koymuştu. Ama geneline bakıldığında geneldeki hiçbir o zengin kategorisine giren şirketler hiçbir elini taşın altına koymamıştır. Burada esas önemli olan eşitliğin sağlanması adına bizim açımızdan, bizim düşünce açımızdan ilk önce şirketler kendi vereceğini vereceklerdi. Onun üzerine devlet herkese eşit olmak üzere 1500 lira verilmesi gerekir ki bu para ihtiyaç sandığındaki para çalışanın ve çalıştıranın parasıdır. Ha, oradaki paranın da şeyi devlet tarafından ve anayasaya aykırılık açısından herhangi bir şekilde sıkıntısı yoktur. Bu nedenden dolayı oradaki paranın kısıtlı olmadığını da biliyoruz. Bugünkü şartlarda 500 milyon civarında bir paranın orada bulunduğu bilgileri de bizde vardır. Bu çerçevede önümüzdeki 3 aylık süreye baktığımızda eğer bunu 60 bin kişi diye telaffuz ediyorlar bu evet. rakamı, bunu 100 bin kişi olduğunu sayarsak en azından bu para çok rahatlıkla yani 150 milyon aylık olarak hesapladığımızda önümüzdeki 3 ayı gayet rahat bir şekilde götürebilirdi herkese eşit bir şekilde dağıtılarak. Ha, tabii ki burada bizim tasvip etmediğimiz ki örnek verecek olursak devlet memuru ki elinin altındadır ilk önce ondan anayasaya aykırı olmasına rağmen acil durumlarda kesinti yapabilir fakat bunu geri ödeme kaydıyla diye ibare vardır anayasada. Buna da istinaden düşündüğümüzde evet bu kesintiyi yapmıştır. Fakat neden devlet memurundan yapmıştır? Bunu yaptığı zaman da neyi piyasayı ve insanların alım gücünü aşağıya çekmiştir. Çünkü neden? Öğrenci kaldı mı? Ülkede kalmadı. Turist var mı? Ülkede yok. Piyasayı kim destekleyecek? Tek bir maaşlar. Eğer sen maaşlardan da kesinti yaptığın takdirde bu piyasa hem piyasa açısı, ekonomi açısından doğru. ölür hem de bu sıkı durumda insanların alım gücünü sıfırlarsın. Tabii ki bunu bizim ekonomik camia da söylüyor. Şimdi para olmayınca bekara karı boşamak kolay. Kolay. Şimdi bir hükümet için yapılacak en zor ve en riskli şeydir memurun maaşını kesmek. Ama eğer kaynak yoksa çaresizlik içinde kesti. İş borçlanmaya işte, şimdi, git. Şimdi sizin iş borçlanmaya yani, git. İş borçlanma kapasitesi hükümetin var mı? Şu anda dünyanın iç dış da toplam %100-150'yi geçen bir şeyi var. Şimdi, borç üst stok oranı var. Bu şeye. Olağanüstü bir durumdur hocam. Sen ekonomistin ben değilim. Olağanüstü durumlarda bunun yapılabilme olasılığı vardır. Bu nedenden dolayı bu olağanüstü durumu borçlanamıyorsa, kullanması borçlanma gerekiyor. Ben sana soruyorum. Aksa'yı al eve. Ne kadar verdi Aksa? 2,5 milyon nafaka verir. Nafakadır verdiği resmen. Kaç para istiyor bu halktan? Kaç milyon dolar bu halktan yılda geliri vardır Aksa'nın? Aksa bugünkü koşullarda kazanç sağlayan şirketlerden bir tanesidir. Bir taraftan dolar yükselmektedir ve aldığı para ise dolardır. Kendi ödediği harcayatı ise yanında çalıştırdığı insanlara TL'dir. Bu nedenden dolayı da bu gibi şirketlerin esas önemli olarak katkıda bulunması gerekirdi. Artı kazinoların ne katkısı olmuştur? Sıfır. Bunların da katkısı olmuş olabilirdi. Sayın Başkan'ın da geçen günkü yazısında vurguladığı gibi eğer bu ülkede 36-38 tane kaç tane kazino varsa birer milyon dolar vermiş olsaydı işte burada hemen hemen bu serüveni, bu yoksulluk dönemini geçiştirecek bir meblağ elimize gelirdi. Bu nedenden dolayı da bunun
ekonomik anlamda yanlış yönetildiğini, o nedenden dolayı deneyimli bunlar içerisine yok ki buradasınız, ben ardınızdan da söylüyorum. Sizin gibi ekonomide deneyimli kişilerin bu kurullarda olup akıl ve mantık çerçevesinde yaklaşımda bulunarak bu serüveni biz Sayın Allah rahmet eylesin İrsen Küçük'ün söylediği gibi rakamını sayısı kalabalık bilmiyoruz. Bu kalabalık halkı yönetebilme. Şimdi bununla ilgili bir şey var. Buyurun. Mehmet Çavuş'un, Mehmet Azerler'in bir mesajı var. Şimdi dedi bu hükümet diyor bize özellikle borçlanın diyor. Özellikle borçtan çekin öde diyor ya. Evet. Çekini ödemeyen adam borçlanınca nasıl ödeyecek bir? Yani sen bize yani. Vatandaşa borçlanın diyor da kendi ne için borçlanıyor devlet İş olarak? İş borçlanması. Tabii diyor, ki. İki diyor bu hükümet böyle gelirse ne zaman fazla verdi ki bize kesintileri ödeyecek anayasal olsa bile? Hiçbir zaman. Onun da cevabı bu. O şekilde çekinceleri var. Doğrudur ve çekincelerinde. Evet. Neticede katılıyorum çekincelerinde. Burada esas önemli olan unsurlardan bir tanesi devlet. Şahıslara borçlan. Çünkü bugün borçlanacak olan kişi bankaya gittiğinde kimi kefil götürecek? Bu zaman ve şartlarda kim kime kefil girebilir? Ve muteber kefil bulacak mı? Aynen öyle. Muteber kefil bulacak mı? Neticede devlet kendisi borçlanması gerekir ki halkını refaha devletin de ama borçlanma kapasitesi olmadığı belli. Peki Türkiye'den de katkı gelmiyor. Birazdan onu Ahmet Bey'e soracağım. Onlar daha yakın. Onlar daha yakın. Çünkü yani Sayın Başkanları bizim bilmediğimizin, hükümetin bilmediği bilgileri öncesinden çıkar ve açıklar. Türkiye bize değirmenin suyunu neden kesti? Şimdi Türkiye değirmenin suyunu kesti. 2 senedir savunma harcamaları dışındaki savunma biliyoruz. Yine Kıbrıs Türkiye'nin değil. Savunma da Türkiye'nin zaten yönetiminde bir şey. Kendi savunmamız mı var? Ama biz ödedik. Yani ödemeye kalsan Türkiye'nin aktardığı para ama neden Türkiye bize değirmenin suyunu kesti? Bunun nedenini tam söylese vatandaş da bilecek. Çünkü dörtlü koalisyon Türkiye'den para kaynak alamaz diye en büyük enstrümanıydı şu anki hükümetin. Şu anki hükümet de söylemler var. Yani Türkiye'ye konuştum Sayın Erdoğan'la arkamızdadır dedi. Sayın Ömer Çelik dedi. Covid-19 çıkmadan da Sayın Başbakan da Sayın Özer Say'da 15 günde bir Türkiye'ye gidip gelip arkamızda dedi. Ama aylar geçmesine rağmen ki bildiğimiz kadarıyla 72 milyonluk sağlıkla ilgili aktardığı para da serbest kalmamıştır. Şimdi ne oluyor biz? Yani borçlanma kapasitemiz yok. Şimdi siz hükümet olsanız borçlanamazsınız. Çünkü artık dünyanın en borçlu 4. ülkesisiniz göreceli olarak. Türkiye'den kaynak alamazsınız. Nereden bulacaksınız parayı? Zaten böyle bir çaresizlik içerisinde. Yani o şekilde pozitif bir şey yaparsak. Buyurun. Ne kadar kaldı bilmem. Bir cümle daha ekleyeyim. Ondan sonra pas edeceğim sana. Detaylı bir yer. Şimdi tabii ki burada Dünya Bankası var. İslam Birliği örgütü vardı. Ki Ahmet çok iyi derecede bilmektedir. Yani eğer istenildiği takdirde bugünkü insancıl koşullar çerçevesinde dış dünyadan da para borçlanılabilir. Evet söz sende yani buyur. Önce bununla başlayayım. Yani bunu da yemeyelim. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ve Sayın Hükümet yetkilileri İslam İşbirliği Teşkilatı'na mektup göndermişler. Bana geldi bir mesaj var. Bir ekonomist ve vergi konusunda bir duayen bir büyüğümüz bir mesaj yolladı. Onu da koydum ki onu da kullanarak tamam. Yorumunuzu yapmak isterim. Arkadaşlık Sami Bey kardeşim. Göksel Saydam hocam. Göksel Saydam'ı biliyorsunuz. Tabii ki başladım. Ya çok seviyoruz. Hocam diyor piyasadaki fırsatçı ve eşitlikçiliği önlemek suretiyle dar ve sabit gelirlilerin alım gücüne katkı sağlamak amacıyla 1977 yılından beri bu durumu düzenlemek ve haksız kazançları önlemek için 21.1997 sayılı mal ve hizmetler düzenleme denetim yasası yürürlüktedir. Bu yasa uyarınca 35 maddeye
YETOP'tan ve perakende satışlarda kar marjı sınırlaması getirilmiş olmasına ve idareye geniş denetim ve ceza uygulama yetkisi verilmesine rağmen bu konuda ciddi izleme ve denetim yapılmadığı için piyasadaki fiyatlarda başıboşluk devam etmektedir. Ciddi ve kararlılık olmadığı sürece hiçbir konuda başarı sağlanamaz. Göksel Bey'e saygılarımızı ediyoruz. Göksel Bey'e saygı bak, o bir duayen olarak, evet, bir mütehassıs olarak, uzman olarak diyor ki yok yani senin elinde yetki var, senin elinde tüzükler var. Uygulamazsan uygulama yani yasa tüzüktür. Boşuna uygulamıyorsun. Mazların üzerine gebe olduğun için gidemiyorsun bizim Kıbrıs tabiriyle. Çünkü evet, seçim öncesine gidiyorsun, oralardan belli kaynaklar elde ediyorsun, paralar alıyorsun. Biraz önce kumarhanelerden bahsediyor. Gidebilir mi? Gidemem. Çünkü oralardan da gidip nemalanıyorsun seçim öncesinde. Gidildi aslında. Ha? Dörtlü koalisyonda kriz döneminde ilk gidip de başvurulan gazinolardı. Tam ne? Alamazsın aldılar ya gidip. Öyle bir ilk kaynağı ondan aldılar. Yani imtiyaz ücretlerini erken aldılar falan o dönemde alındı ama ya, şimdi bir daha yanlış anlaşılmasın, ben savunucu yapmam ama gazinolarda şamar olan oldu. Her kriz döneminde ilk dövülecek sanki şu anda o zaman kumar oynayacak şey vardı. Şu anda Covid-19'dan ve bundan sonra sürecin bağlasın. Anam bu gazinolar kapalı. Nereden para gelecek? Nereden imtiyaz yani ödeyecek? Garibanın bakkalım kapalı. Onlar da yani şamar olan olması kapalı. Doğru mu? Ya bu kadar zamandır yığdıklarından harcasınlar. Kusura bakma götürdükleri milyar dolarlardan harcasınlar. Biraz... Yapma yani şimdi bunu bilmeyen de yoktur. Kumarhane para basan yerlerde. Bu gazino sahiplerinde Allah var ya. Ben demedim Allah'sız mıydı? Nasıl? Yani ben para kazanlar dedim yani. Nasıl? Vallahi vardır yoktur onu ben bilmiyorum. Bana soracağım. Hocam konuşayım mı? Evet buyurun. Çiz kesintisi 5 dakika sizin. 5 dakika 10 dakika 15 tamam, dakika 15 dakika. Tamam. Ya 15 dakika. Neyse vatandaş hiç biliyor. Vatandaş biliyor. Öncelikle oralara İslam İşbirliği Teşkilatı'na yazılmıştır. Önemli olan yazmak değildir. Bu işleri de takip etmektir. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 tane daimi üyesi vardır. Bizim gibi Bosna Hersek gibi, Kıbrıs gibi, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerde gözlemci statüsündedir. Yani buralarda bu pandemi de, bu salgın da uluslararası bir salgın olduğu için herkes talepte bulunmaktadır. Farkındasınız. Bu sizin suyu içti, kendi suyuna geçti. Onu da bileyim. Ha. Ya içinde helal hoş olsun. Oruçludur ya. Gene bırakmadı beni. Gene bırakmadı. Allah inşallah bize helal olsun. Helal olsun. Allah razı olsun. Ben de helal ettim tabii ki. Tabii ki helal olsun ya. Şimdi ondan dolayı takip ister bu işlerde. Yani Sami kardeşim söyledi, bize de gelselerdi çok yazılabilecek yerler vardı. Özellikle Katar'a bu konu gündeme getirilebilirdi. Evet. Ben kendim parti olarak biz bunda söylemekle bir beis görmem. Çok kısa bir süre önce bekledik devlet yapar, hükümet yapar diye yapılmadı. Katar en azından görünüşte Türkiye'nin dostu görülen bir ülkedir. Katar emirin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özel bir ilişkisi vardır. Dolayısıyla onun üzerinden birkaç yere biz parti olarak yazdık. Umarım bir yardım, umarım diyorum. Çünkü çok zor takip etmek lazım. Biliyorsunuz postada gitmiyor, gelmiyor. Gerekse bile uçağa gidersiniz, Katar'da takip edersiniz. Ama olmadığı için biz elimizden geleni yapacağız. Eğer Allah nasip eder de oralardan cevap görürsek bunu da halkımızla paylaşacağız. Şimdi ekonomik şeylere girmeden önce bir de bizim cezaevi olayımız vardır. Orada biliyorsunuz 600 kusur 180 kişilik bir cezaevinde 600 kusur mahkum vardır. Bunların çeşitli yüz kızartıcı olanlar da var ama hiç intipüften sebeplerle de giren insan, yasa gereği girenler de vardır. Hükümlü ve tutuklu toplam 600. Evet. Ama son işte galiba bir ay içerisinde galiba 100 tanesini serbest bırakmışlar bu şartlı tahliye evet, noktasında ama sonuçta gene 500 kişi var ve koridorlarda çilte atarak yatıyorlarmışlar ve hatta duyumlara göre en az 2-3 tane de koronavirüs tespiti de yapılmış ama gizleniyor diyorlar. Ben gayiptan haber vermem, sadece yazılanı aktarıyorum. Olmaması için de bir neden yok yani orada bir topluluk var ve üst üste istifleme kalıyorlar. Biz yeniden Doğuş Partisi olarak bunu başta Sayın Arıklı olarak gündeme getirdik. Sayın İçişleri Bakanı ile Ayşegül Hanım ile ısrarla konuşuldu. Ya ver yani niye tutayım yani Türkiye'den gelmiş adam burada ver gitsin kardeşim ya gitsin orada çeksin cezasını yani niye hani tutayım? Siz demiyorsunuz af. Af demiyorum ülke, ben. Af olacak olanlar var. Ülke vatandaşı olanları. Gönder. Diğer ülke vatandaşları var. KKTC vatandaşıysa da aynı zamanda. Gene yok. KKTC vatandaşı da burada kalacak. Çift uyrukluysan diye kastediyorsun. Hayır çift uyruklu burada. Affedelim. Yok. Yani Türkiye gibi bir afa gelmek istersiniz. Bak af söz konusu olabilir. Seçersin.
kamu vicdanı yaralamadan yaparsınız. Bu bir. İkincisi de Türkiye'den Türkiye vatandaşı olup burada suç işlemişler ve bugün mahkum olanlardan bahsediyorum. Bunların sayısı da az buz değil. Yani bunlar iade edilirse ki suçluların mübadelesi diye 1989 yıllarında hafızam beni yanıltmıyorsa böyle bir protokol de var. Türkiye bize iade et diyor da biz iade etmiyoruz. Ve etmiyoruz. Bizim Sayın Bakan üçte ikisini yatsın kendiliğinden. Tamamen keyfi. Ben üçte ikisini yatsın. Niçin öyle düşünüyor? Bilmiyorum. Türkiye gittiğinde yatmayacak, serbest kalacaksa ne diyor? Bilmiyorum. Neden öyle bir şey? Yani Türkiye'de de cezasını çekecekse illa ki çekecek. İade etmemenin şeyi nedir? En az bir oraya gittiğinde iade edilmeyecek. Yani hocam, oraya gittiğinde serbest bırakılacak diye bir endişe var. Öyle bir mümkün mü? Türkiye bir hukuk devletidir. Bilmiyorum, size soruyorum. Ben de söylüyorum. Hani Sayın Bakan'ın da bir sebebi var herhalde. Yok, bence hiç sebebi yoktur. Tamamen böyle mizacı öyledir. Tamamen ben yaptım ben olur diye bir... Ben katılmıyorum bu fikrine. Yoksa biz İngiliz Deniz kenarındadır orada şey dedi. Hocam müsaade edin bitireyim ben. Çünkü Sayın Bakan'la bir hukukçudur. Tam hukukçudur, bir şey söyleyeceğim biraz sonra. Yani yani her hukukçu, o zaman hukukçular maşallah bizim, Allah hidayet versin. Biri bir hukukçumuz, yargıcımız bir karar verir birinin hakkında. Bu elini keser, o birinin kafasını götürür. Bu da o da bizim gündemimizde yeniden doğuş olarak bu koronayı fırsat bilip köklü çözümler bulmak. Bir tanesi de yargıdır. Yargı içindeki o beyinleri çürümüş zihniyetleri temizlemektir. Kusura bakma. Adam iki gün önce Afrika Gazetesi'nin davasına bakardı. Üç gün sonra çıktı, istifa etti. Afrika Gazetesi'nin avukatı olan yargıçlar biliyoruz. Yani bunları da gündeme getirir. Ciddi ciddi giderim üzerine. Hukukçu. Yani hukukçudur. Bir, bir istemem mi hukukçulara incite ama. Yani adam biraz önce Afrika Gazetesi'nin davasına bakardı. Baktın. Ondan sonra ne Çin istifa ettiğini de ekleyecek. Karar verdi, karar verdi. Karar vermedi. Ne? Karar verdi, hocam, gider geldi. Hocam, ya karar verdi, evet, gider geldi. Ya yok, katkı koymak istedi. Ya koy, hocam sen benim, hayır, benim vaktimden alarak. Ama bir şey söylerken, hocam, bir şey söylerken ya hocam, sen, tam açıklayacağız halka. Hocam açıklıyorum ben ya. Benim görüşümü söylüyorum, sen de biraz sonra düzelttin. Evet. Olmaz, devam etsin. Ya nerede bir farkındasın, nerede bir Türkiye düşmanı varsa, Sayın Sami kardeşim, evet, onunla ilgili bir rezerv koyuyor. Türkiye düşmanı bak, diye. Ya bu adamın şey, yazdıkları belli. Bir Türkiye... Hocam sevgili kardeşim lütfen biraz değiliz. Konuşayım bitireyim. Ama, kafam dağılıyor. Ama burada bana hiç sesi, şey diyorsun. Ben sana sen babanın oğlu mu yani söylediğim? Nedir yoksa aynı partide? Yakın bir ahbabım da. Olabilir ya ahbab. Çavuş ilişkilerini mi savunacağız burada? Hayır ya ama doğruyu açıklamamız gerekiyor. Ya bana ne benim doğrum ne benim doğrumdur. Ya anlamadım. Ahmet Bey tabii Türkiye bize niçin yardımı kesti ondan ona, da bahsediyor. Ona da geleceğiz sevgili kardeşim. Bir müsaade et ama tamam. bu hapishane yarın orada bir patlama olursa bütün toplumu ilgilenecek bir şeyden bahsediyorum. Yani ufak tefek bir şeyden bahsetmiyorum. Bunun üzerine iade edelim. Verelim TC için. TC kökenli olanları sadece. Tabii. Olanları. Kaç kişidir Ahmet? Yani yaklaşık 300-400 kişi. Her konu açıldığında ne derler? Zaten bizim hapishanenin %90'ı Türkiye'lilerdi doldurur derik. Bunu söylerik. Demek ki %90'ı var. Şimdi dediğiniz böyle bir anlam çıkıyor. Kalacak. Yani ben ya dediğiniz ki 100 kişi şartlı tahliye oldu, 500 kişi kaldı, 300-400 kişi de TC kökenli. Demek ki %90'ı TC kökenlidir. Yani Kıbrıs yok bunu, içine. Bunu yazıyorlar dedi. Ben demedim hocam. Siz bunu dediniz, yazıyor. 300-400 kişi dedi. Hocam bakın beni tam sayı bilmiyorum ama çok sosyal medyadan da okuyoruz. Öyle dedi işte. Ben okuyorum diyorum. Okuyorum. Sizce nedir? Bence 500 kişinin 400 kişisi bence en az 250-300 kişisi var ama sayı yani, önemli değil 160. Bu da. Bizim bildiğimiz 100 kişi kalacak içeride ya. Ya gene beni bırakmıyorsunuz konuşayım ya. Bırakın bitireyim sözü. Her katkı koyuyoruz. Siz ya koymayın katkı evet, ya. Kendi kendine koy katkı biraz sonra. Lütfen katkı koyarak beni konuşturmadınız evet, yani. Buyurun. Hocayla da bir oldunuz. Ahbap anlaşılmasını istedim. Öyle görüyorum ben. Anlaşılır konuşuyorum. Yani hitabetim iyidir yani. Anlaşılır söylediklerim. Allah'a çok şükür olsun. Dolayısıyla hapishanenin mahkumlarının durumu budur. Verelim Türkiye'ye ki bu ay sonunda bu karar alınabilir. Ben alınması yönünde koyuyorum. İçeride yatan ne babamın oğlu var ne de kardeşim var ne de bir yakın Sami Bey'in olduğu gibi deyim ki arkadaşımdır da yardım etsinler de gitsin. Öyle bir şey değil. Bu fırsattır. Hapishanede mahkum bizim cezaevimizde normal sayısına dönsün. O insanlar da orada da rahat etsinler. Yani onlar da bir suç işlediyse şey değildirler ya nedir gavur değil haşa. Yani gözümüzden çıkaralım. Öyle bir şey değil. Bizim söyleyeceğimiz yeniden doğuş partisi olarak ortaya iç borçlanma yani tahvil. Devlet tahvili çıkarırsınız. Olağanüstü durumlarda bunlar satın alınır. Bu bir gelir kaynağıdır. Bak tahvil. İkincisi bedelli askerlik gündeme gelebilir. İnsanlar bunu bekliyorlardır. Olabilir. Altın vatandaşlık diye denen bir vatandaşlık vardır. Bak işte söyleyeyim hukukçudur Sayın Bakan. Buna onay vermiyor. En fazla karşı çıkan odur. Neden?
Çünkü kendisi de eşi de hukukçudur ve kendisi de eşi de daha önce bakan olmadan ama eşi hala da belli şirketlerin, biliyorsunuz burada yabancılar geldiğinde kendiler bunları, bunu bilmeyen yoktur piyasada. Şimdi niye bazılar bana soruyor? Ya niye Sayın Bakan kabul etmiyor? Çünkü kardeşim kabul ederse artık kimse rüşvet alamayacak. Bak kusura bakma. 1 milyon bugün çıkar belli bir süre için, en azından bu pandemi döneminde. Bak, şimdi düzeltmek istemem siz de ama bu dediğinizden Sayın Bakan sanki de bakan rüşvet alanlama çıkmasın. Yani sistemde rüşvet alanların olduğu iddiasında değil. Evet. Yani bakan öyle bir hay bakan hanım da eşi de diyorum. İşte yanlış anlaşılmasın. Başka bir şey. Bak bakan hanım ve eşi de bir hukukçu oldukları için belli büyük şirketlerin vatandaş olmayan, sahipleri vatandaş olmayanlarının biliyorsunuz kendileri üzerine... Ben bilmiyorum. Yok, bununki şirketler mukayyetini, bunu bilmeyen yok yani. Ben süzüyorum, var böyle tamam. Bir şey. Kendileri şirket kurmuyorlar, yüzde kuruyorlar ama yüzde biliyorsunuz 49'u yabancı olduğu için %51'inde büyük bir çoğunluk avukatlar kendi üzerine alıyor. Ben yakınım biliyorum. Bir şirket adını söylemeyeyim. Biliyorum. Dolayısıyla böyle bir zihniyetten yani, anlamak adına tabii, soruyorum tabii, bu soruyu ve devam edeceksin. Tabii. Yani bu iş icraatı yaptığı takdirde bunu bir rüşvet olarak mı vurguluyorsun? Yok ben yaparsa bunu hay hukuki bak Rum tarafı gibi için. Ya. Rum tarafı biliyorsun kaç milyar euro bundan evet, önce yaptı ve gelir elde etti. Başka ülkelerde de var. Ama Rum taraf bize yakın olduğu için söylüyorum. Şimdi yine bunu gündeme getirdi Rum tarafı. Yani çıkış yolu var. Sen önemli olasan irade koy. Bak bedelli askerlik bir girdidir. Ciddi nakit paradır. Sıcak paradır. Girer. İkincisi dediğimiz gibi senet tahvil yap, devlet tahvili yap. Olağanüstü durum nasıl? Ortamdaki mi alacak? Ya sen yap, sat al. Bence ya alabilirler ucuzdan tut. Da şey bedelli askerlik. Çünkü ne, kim gelecek dışarıdan? Ya sen bu bedelli dışarıdan gelmesin. Koymayacak, içeriden yapacaksın. Adamın parası yok, ekmek almaya. Sen deme. Bak işte bak. Ön yargılı olmayın. Siz koyun. Ve çıkmazsa para mı harcamış olacaksın cebinden? Yani oturup bir düzenleme yap. Yap bunu. Bırak vatandaş kendisi takdir etsin. Türkiye'de de öyle deniyordu. Ben de bundan yanayım zaten ya. İsteyen yapsın, isteyen yapmasın askerliğini. Bu da bir fırsattır, olağanüstü bir haldir. Bunu yapsınlar diyorum ben. Vatandaşlık daha da önemlidir. Çok yakinen biliyorum. Büyük firmalar vardır, holdingler vardır. Bu ülkeye geliyorlar, yatırım yapıyorlar ve adamlara rüşvet vermeden, isim lazım değil, rüşvet vermeden vatandaşlık vermiyorlar. Yani adam geliyor buraya 15, 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon euroluk yatırım yapıyor. Vatandaşlık almadan git insanlar. Otomatiğe bağlansın diyorsun. Otomatiğe bağlansın resmi olsun. Yani o yatırımı, rüşvet alama. İddia diyorum ki otomatiğe koyamazlar. Koyamazlar neden? Çünkü o rüşvet alma vesilesidir. Bu kadar net söylüyorum. Onun yani üzerinden bu öneri başka ülkelerde de var, çoğu ülkede düşünülür bu altın vatandaşlık. Tabii şey olan düzen olan değer. Düzen olan. Peki yani, şeyin bir iş adamımızın dediği isim kullanmayız burada. Yani devletin kiraladığı arsalar var. Bunları bize satın diyor değerinde. Veya uzun vadeli satamazsanız uzun vadeli leasing yapın, satmış gibi olsun. Bu da bir kaynak artıran, kaynak yaratan. Buna ne diyorsunuz bu öneriye? Ben bunu yazdım Facebook'ta da. Bana göre normal mantıklı bir şeydir. Zaten adama 300 dolara ya da 1000 dolara ayda bir şey veriyor. Yılda 3000 dolara dev 150 dönüm, 200 dönüm denize sıfır yeri veriyorsun. 49 yolluğuna kiralıyorsun. 49 zaten malı gibi olmuş. Yani en azından böyle bir dönemde belli şeylere ver. Ha buna başka bir soru. Bize cevabını da şöyle dediler. Yani ağlayan bu gazinolar ki bir tanesi bırakıp tamamen kapattı gitti sokağa bıraktı. Gazino çalışanlarına biliyorsunuz siz otel çalışanlarına sokağa bıraktı. Bu ayrı bir mesele. Bir millet de diyor ki yani şimdi paramız yok. İşçileri sokağa salıverdik. Parasız pulsuz attık. Nasıl bu parasız olan gazino sahipleri dönüp de böyle bir şey olarak ben yasal olarak. Şimdi demiyor ama yani bu 50 yıllık şeyi bu çünkü 3 ay sonra. Bu pandemi krizi bitse dahi bu ülkede turizm ve yüksek öğrenimin tamam, doğru yıl sonunda da yani normalleştiği süreçte bu önlemleri ortaya verir. Çünkü yıl sonu içinde de kaynağa ihtiyacımız var. Hukuken yani bugün olur, değil. Bakın, hukuken, 2 ay, 3 ay, 5 ay sonra bu önlemlere nasıl bakarsın? Kesinlikle. Bak biz o ben olmasından yanayım ama bazı arkadaşlar diyor ki hukuken şey kuruldu yani mal tazmin komisyonu. Çünkü bu malların haliyse zaten satamazsınız. Bak ancak bu 74 Barış Harekatı'ndan sonra elde edilen araziler üzerine de yapılan
oteller var. O otel sahibi sana geldiğinde bunun hukuken gidip Van Tazminat Komisyonu'na müracaat edip o mal sahibinin ikna edilmesi olayı varmış. Onun için pratikte kolay olabilecek, kısa süre olmayacağı, ama bence mantıken sıcak paradır. Keşke olsa diyorum ve bir gelir elde edilmesi sağlanması lazım. Çünkü dediğiniz gibi bir ay sonra, iki ay sonra bu alınan tedbirler hikaye tedbirler. Tamamen uydurma el yordamıyla tedbirler, günü kurtarma tedbirleri. İnsanlar yarın ekmek bulamayacak duruma gelecekler. Hocam çalışmıyor, hiçbir çalışmıyor. Yani nereden bulacaklar? Sokağa da çıkamıyor. Ne yapacak? Peki, ekonomi şimdi birçok muhalefet yapıyor. Diğer ana muhalefet adayı. Herkes eleştiriyor ama kimse net olarak diyemiyor. Mayıs'ın üçünde bunu yaparak aç ekonomi işini yap. Yani yuvarlak şeyler sunuyor ama bunları muhalefet de içinde kalmamak için öyle net konuşuyor. Hocam biz muhalefet olmadı olsanız yani ay başa açarsın ekonomi. Hocam, yok, sonra yok. Ne yaparsınız? Hayır yani? bak onu bilim kuruluna bırakırım ben. O benim uzmanlık alanım değil. Orada tek bir bilim kurulu oluştururum. Sağlıkla ilgili, ekonomiyle ilgili. Onlara, ama ben de hükümet olsam diyorum ki biz hükümet olsak hemen vatandaşlık olayına gireriz. Bunun yasal düzenlemesini yaparız. Bilim kuruluna da yapılan eleştiri sıfır risk üzerine oynadıkları için onlara kalırsa 5 ayda açmazlar ekonomiyi sıfır risk üzerinden. O zaman ama daha da kötü olacağız. Ekonomi, ama dediğin gibi iflasa giden bir ekonomi. Ama önlemleri alarak ekonomiyi açma. Bu konuda hiçbir muhalefet net söyleyemiyor. Biz daha söyle. Daha ben muhalefet partisine bilim kurulu dedin, attın bilim kuruluna. Hayır hocam ben diyorum. Bilim kurulunu dinleyen biraz da var dedin. Sözde bilim kurulu dedin. 3 tane olduğu için bilim dinlemi kuruluna bak. Hocam, hangisi? 3 tane, bir tane olacak bizim. Biz döneminde olsak biz bir tane yaparız. Ve bu da Cumhurbaşkanlığı olmaz diyorum. Hükümetin nezdinde Sağlık Bakanlığı'nın şeyini çatısı altında kurdururuz. Ve onu da dinleriz. Türkiye'de niye yapılıyor? Yani koskoca Türkiye'de bir bakan yani çıkıyor. Cumhurbaşkanı iyilik olsun de bir uzman kurulu oluştursa istişare olsun, bir şey olsun. Adam kabahat yaptı çok ya. Çok seslilikli, çok başlılıktır hocam. Yapma. Çok seslilik, çok başlılıktır. Neticesinde gördük, olumsuz yansımalarını gördük. Rum tarafından getirdi dedim. İyidir veya kötüdür. Şu kadar yani çok büyük tepkiler oldu ve zaman ne kaybediyorum. Demek Rum tarafından geldiğinde kötü mü oldu? Hayır hocam. Ki bu gündem oldu. Yani şeye de kendiliğinden gibi birisi ona da açarsam ona da girelim. Gündem yaptı. Hocam ben de onu diyorum. Gündem olduğundan bahsediyorum. Yani bu durumda olmaması gerekiyor. Hocam bu, ne şey getirdi tam olarak Cumhurbaşkanı? 3-4 paket şey getirdi. Ya kutulu gösterdi. Çektiler. Ya helvadır. Yani öyle helva gibi yani. Yani Türkiye'den uçak yani uçak. Yani bak yine nazik üçümseler ya. Türkiye'den uçağdan geliyor. Rum tarafından uçak. Bak bisikletin heybetliğinde geldi diyeceksin. Bak ondan söyleyeyim hadi. Bak hocam. Eğer bak ben Sayın Akıncı kendisi talep etmeyeydi ve Rum tarafından böyle bir teklif gelseydi amenna ve saddakna komşundan gelmiştir. Ama sende yokmuş gibi ki sende bir sürü var, binlerce var. Rum tarafı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Birliği'nden alıyor. Sana verdi, bana aynen da ver aynen demesi. Yani bir ne? bir de ilaç vardır ki Dünya Sağlık Örgütü diyor ki eğer sen yerel üretiliyorsa sana onu vermem. Şimdi Rum tarafından üretilen bir ilacı vermesi. Sen konuyu biliyor musun hocam? O vermedi hocam. Bizim Akıncı talep tamam ettiğine ya, çok büyük talep ima edebilir. Edemek. Yani. Edemek. Sen de varsa edemek. Sen, çünkü iki benim de hakkım var Kıbrıs Cumhuriyeti. Sağlık Bakanlığı'nın zaten haberi diyor, yok. Siz demiyorsunuz pardon da. Sol genel diyor ki sağlar bile sıkıştırız ama Kıbrıs Cumhuriyeti %30 hakkımız var versin. Ya, pasportu almaya. Şimdi pasportu yani verdiği saat sen de kullanma ya. Yani adam yazıyor. Mı yaptı adam? Salim Ünal diyor ki TC düşmanlığı devam ettiği sürece diyor para beklemeyin diyor. Yani bak adam sana cevabını ve sana sordun ya. TC düşmanlığı yok. TC düşmanlığı kimsede yok. Bak ya hocam ben onu demedim ya. Bak diyorum ki. E nasıl bak, diyor? Biraz yani şu anda TC düşmanlığı kim yapıyor? Şu anda iktidar olan devleti yöneten Cumhurbaşkanı hükümet mi? Hükümet mi TC düşmanlığı diyor? Hayır ben öyle diyor demedim. Yani. Tamam TC şu anda yöneten hükümet. Cumhurbaşkanlığı konuşuyor. Fark eder mi? Bak, ülkeyi yöneten hükümet. O Cumhurbaşkanı ne işi var? İlacına ne işi? Otursun otur bir yerde. Sen benim ülkeyi yönetmiyor. Ya hocam tamam Cumhurbaşkanlığı. Hayır iki tek başlılık komite yapıyor. Onun için diyoruz ki aynı başkanlık sistemi. Bir an önce bu şeyden önce Cumhurbaşkanlığı şeyinden zaten yetkisi kalmayan bir cumhurbaşkanından anayasal nasıl olarak yetkisi da yetkisi kalmayan 26'sına bitiyor. Nasıl? Zaten anayasaya aykırı bir karar almışlar, oturmuşlar. Dostlar alışverişte görsünler. Nasıl ya? Senin başkanın da onay verdi biz, buna. Vermedik biz. Verdi nasıl? Hayda şerh koyduk biz. Bizi de eleştirdiniz. Sen demek ki iyi takip etmiyorsun. Nasıl? Biz anayasa mahkemesine götürüyoruz. Biz koymadık. Yani neticede şartlı eğer Kıbrıs konusunda inisiyatif. Yani sonuçta okey demedik. Meclis alacak yetkisini Kıbrıs konusunda o şartla veririm dedi. O sürede kullanmayacak bunu dedik. Ya, onlar da yok dedi. Biz hayır dedik. Yok dedik. Neticede. Hocam gene bak ikiniz de beni şeye tutuyorsunuz.
Bitiremedim bak. Sayın Akıncı, onu sen ilgilendiğin için hani senin lider olarak. Bitireceksin. Bak hayır söyleyeyim ama bunu bak sen müdahale etme cevap bitiriyor. Veriyorum bak. Diyorum ki Sayın Akıncı isteme benim adıma isteyemez. Beni dilenci pozisyonuna sokamaz Türk halkını. Kaldı ki elimde olmayan bir ilaç olsa anlarım. Sağlık çalışanları tabii herkes şimdi, açıklıyor ki bak kalkıp benim adıma isteyemez. Şimdi maske isterse Cumhurbaşkanlığı alır yarın. Üç kaşacık heybede bisikletin hata yapar. Hata yapar isteyemez. Türkiye'den geliyor zaten. Elinleri dalsınlar. Şeye bak, Agarabos'a düştü maske. Söyledik sana Sibel diyor ki o hükümetinin senin basiretsizliği. Sibel iradi... başbakan mıdır bilmiyorum. Kimdir Sibel? Sibel Hanım diyor ki bu komitenin başında değil mi? Var mı bir yetkisi? Ben yetkisi var yani olmadığını Sibel söylüyorum. Sibel diyor ki yani şu diyor ki der, derik ya. Ya başbakanın yetkisi yok mu? Sayın bu şeyler geçmesi gayri yasaldır diyor. Bana ne söylüyorsun? Başbakan söylüyor. Bu ilaçların geçmesi yasal değildir diyor. Gayri yasal şeylerle şeye sokmuştur diyor. KKTC bu ülkede yasalar vardır ya. Kim söyledi? Başbakanla sen bir dakika ya. Portakal bahçelerinde unuttun. Okumuyorum şeyi. Başbakan açıklama yapıyor. Başbakanın açıklamasında kurullarda kim vardı? Sağlık Bakanlığı temsilcisi var mı? Ya başbakan dedi mi bu girmeyecek? Var mı kurulda temsilci? Milletvekili var mı kurulda? Evet. Vardı. Evet. Ama bunlar armut mu toplar? Yoksa Portakal. Ya sen bu ülkeye diyor gayri yasal yollarla ne diyor başbakan icraatın ya. Başı. Yani açık Cumhurbaşkanı'na açık. Yetki verdik. İstediğini sokaman kardeşim. Sağlık Bakanlığı'nın ambarlarına konulduğunda olay gayri yasaldı. Gayri yasal sokuldu tabii ki. Nasıl iş? Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gümrüklerden sorumlu bakan değildir. Hepsinin başı başbakandır ve diyor ki hayır, gayri yasal sokulmuştu. Ne açtı Sağlık Bakanlığı ise diyor basınlar. Hata yaptı. Cuma pazarına getirseydi o ha? Kutucukları. Biz de yolladık alsın bugünden aldırsın. Kendi Cumhurbaşkanı kendinde bu sarayda kullansın. Bizim itirazımız yok. Türkiye bana yolluyor. Şimdi o ben kadar. Sana başka bir soru sorayım da bunun sordum. Cevabını ver. Sen milletvekili başına aldığın maaşlardan ki devletten alın onlardan feragat eder mi? Ve geriye kalan partiler? Bana ne? Ben milletvekili değilim ki bana niye soruyorsun? Senin partini temsil ediyorum. Onu bana Sayın Erhan Arıklı'ya soracaksın. Ben onlarla da konuşacağım. Nasıl ya? Başkan yardımcısısın. Sen döneminde... Erhan Arıklı'ya soracağım ben bunu işte. Herhalde benim cebim paradır ya bu. Bunlardan bir tanesidir. Partiler devletten aldıkları katkıdan feragat ederler mi? Niye feragat ederler? Bunun cevabı yok. Alsın şey. Başbakan alsın. Çalışanlarımız vardır. Cumhurbaşkanı feragat eder mi? Etti. Nereden etti? Etti. Bütün kendisine verilen örtülü ödeneği. Kimindir kendisi? Ta yıl sonuna kadar. Hadi bu ayrı. Ya bu kimin kendini ya? Nisan ayı. Babasının keşke maaşından bahsediyorum. YDP'de maaş Cumhurbaşkanı diyorum. Gibi özverili olmuş olsa. Allah Allah. Ya onların da parasından kesildi. Tamam mı? Evet, biz devlette de bizim örtülü ödenemiz yok ki feragat ederimiz. Kaldı nasıl? Ki Sayın Akıncı'nın değil örtülü ödeneği. Alıyorsun ya, sen ödeneği. Şimdi diyelim ki 26 seçim yapılaydı. Bak seçim yapılaydı. Soru soruyorum. Ben de sana soruyorum. Evet, ya. Seçim yapılaydı. Akıncı gaybedeydi. Ben de geldim Cumhurbaşkanı oldum. Müsaade et bitireyim. Sen benim öyle senin bir kaybetmeyen pozisyonumuz yok. Ya gaybettiğini düşün. Hayda. Gaybettiğini sen. Sesini duydunuz. Çok teşekkür ederim. Ferda Hanım'a saygı duyuyoruz. Çok zevk aldım. Ama şunu söyleyeyim bitmeden. Gelen hani dedin ya hocam çok özür dilerim. Hani de Türkiye'den para bir şartla gelir. Bakın bu kadar net. Artık kamu reformu yaparsan, ekonomik reformu hayata geçirirsen ki hiç kimse geçirmedi. Bunlar olmadan yok. Öyle büyük evet, katkı geleceğine biz inanmıyoruz. Biz kimsenin uydusu olmayız. Olmaz. Onun için gelecek olan da gidecek olan da bellidir. Evet, Cumhurbaşkanı niye yazdı o zaman Türkiye'den de yardım teşekkür istedim. Ediyorum. Gelen hafta 13 Mart'tan sonra her şey değişecek. Her şey 13 Mart'tan önceki gibi olmayacak diye bir söylem var. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. Kuzey Kıbrıs bu yeni dünya düzeninde nasıl yer alabilir? Bu konuda akademisyenlerle haftaya programı yapacağız. Doçent Doktor Deniz İşçioğlu, yerel yönetimler uzmanı, siyaset bilimci ve yardımcı doçent doktor Muhittin Özsallam, uluslararası ilişkiler uzmanı ve aynı zamanda Cumhuriyet Türk Partisi yerel yönetimler sorumlusu MYK üyesi. Evet, kazasız belasız sağlıklı günler dileğiyle sizlere iyi günler dilerken bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra Ferda Kinci ile ana haber bülteninde birlikte olacaksın efendim. İyi akşamlar.